Mehmet Metiner reklamdan önce FETÖ, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Devlet Bahçeli'ye operasyon düzenlediği zaman Meral Akşener ve arkadaşları da bu operasyonun siyasi aparatıydı dedi. E, bu arada İyi Partililer yayınımıza bağlanmak isterlerse elbette ekranlarımız açık, bize ulaşabilirler. E, bu konuda hem İsmail Bey'in zannediyorum hem de e, Nazif Bey'in itirazı vardı. Nazif Bey sizinle başlayalım. Yok, Mehmet Bey tamamlasın. E Mehmet Bey tamamla diye ifade bu. Hayır hayır Hazip tamamı... Bey konuşsun derse konuşurum. Benim konuşacağım çok şey olabilir. Lafın İsmail tamamı... Hakkı Bey'e de e, demin sözünü kestim. E, tamamlamadıysa hep yani konuşan olmak istemiyorum. Ama e, arzu ederseniz tabii ki ben başlayabilirim. Önce Sayın Akşener'in bağlanması lazım. Peki değerli arkadaşım. Ekranımız açık tabii dinliyor. Meral Hanım'a da. Şimdi gelelim. Hepimizin bir vicdanı var. Hepimizin bir inancı var. Hepimizin bu yeryüzünde Allah'ın kulları olarak sorumluluklarımız var ve e, inancımız bir şey getiriyor. Birbirimizi mutlaka sevmemiz gerektiğini ve oradan bir iman ölçüsü çıkartıyor. Şimdi birbirimizi sevmeyebiliriz de bu da bir insani bir şeydir ama saymak zorundayız. Şimdi bir siyaset uğruna bu kelimeyi e, defalarca tekrarlayarak, İnanarak söylüyorsak bir şey de yemek istemiyorum ama bunun arkasına bakalım. Şimdi Meral Akşener bir aparattı. E o zaman değerli kardeşim M Meral Akşener'i AK Parti'nin kurucusu ilan edip de sayın e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının yanında günlerce beraber yolculuklar yapmadı mı? Kurucusuydu o partinin. Kendisi ayrıldı bakın. Kendisi oradan ayrıldı. Şimdi çok yaşa. çok yaşa. Çok teşekkür ederim. Hapşıtırır. Ortam hapşıttırır. <laughs> bu ortam hapşıttırır. <laughs> Senin konuşmalarına var ya, şimdi, ya bize neler yaptı? Şimdi bakın. Sen. Bakın şimdi hadi o zaman <laughs> şey yapmadılar. Çok uzun götürtmeyeceğim bu işi. Ee, Sayın Akşener'e 7 Haziran'da Türkiye'de bir seçim oldu. 7 Haziran seçimleri diye siyasi tarihimize geçti. 7 Haziran seçimlerinde dönemin dönemin iktidar partisi AK Parti sayısal çoğunluğunu kaybetti. Ve dolayısıyla Türkiye bir koalisyonla karşı karşıya kaldı. Koalisyonla karşı karşı kaldı, karşı karşıya kaldığı dönemde dönemin başbakanı sıfatıyla Sayın Ahmet Davutoğlu Sayın Cumhurbaşkanının rızası ve oluruyla o süreçte 5 ay sonra gidilen seçimde bir ara hükümet kurdu. O hükümette Sayın Akşener'e Bakanlar kurulunda yer alma teklifini kim götürdü? Soruyor musunuz Mehmet Bey? Yani millet görüyor zaten. O Mehmet Bey de görüyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani böyle ağır o günlerde cevap Sen O cevap günlerde, nerede? Topluca. Cevap e, aparat olarak kullanılmayan, görülmeyen. Aparat kelimesi uygun görülmeyen. Ülkenin tabiri caizse bu da bana ait olsun. Kurtarıcı kurtarıcılarından biri olarak değerlendirilen bir insana hangi vicdanla bugün aparat gibi çok ağır bir kelimeyi Nedir aparat? paylaşıyor? O ne bileyim aparatı? ben sen söyledin. Sen söyledin nedir? anlat. Bu da. kadar ağır aparat. ağırınıza giden şey Ay, yani, nedir? En yumuşak ifadesiyle söyleyeyim. Hı -hı. Ee, aracı, açacı açacak. tamam mı Yani hedefe varmada e, neticede e, bir merhaleyi geçecek olan e, geçilecek olan bir aygıt gibi görelim. Tam siyasi evet, bu? Ne Peki. var bunda? Piyon. İşte tamam aynı e, AK Parti'yi kurarken 7 Haziran'da AK Parti e, tek başına iktidarı kaybedip e, malum hükümet kurulurken teklif götürülürken bunlar siz o zaman da e, tekrar söylüyorum Başka şeyde bu sorumu sormuşum şimdi sorayım. O zaman ama gazeteci sıfatınızla ama siyasi sıfatınızla milletvekili idiniz değildiniz bilemem. Milletvekili. Dolayısıyla milletvekili. O zaman nedir bunu e, bunu niye alıyorsunuz gibi. E, hissiyatını paylaşıyorum ki kime götürüldü teklif? He. şunu konuşuyoruz şimdi o zaman. Bir... Ey <laughs> izleyenlerimiz, arkadaşlarımız bunu takip edemiyor. Bence de sen mi? boşuna da konuşuyorsun Yani. Niye burada, burada biz ha, e, konuşuyoruz? Bir, şöyle bir temel... Mesele. İsmail Konuşmaya Bey de gitmek istiyorum. Zaman. Bence de evet. E, hakikaten bilmiyorsun. Bence hakikaten de, bilmiyorsun. Buna, senin bilgisayar bilgisayar bildiklerini ben bilmiyorum. Yapıyorsun. Yani. Bir şey ekleyebilirim. İlmim buna. yetişmiyor <laughs> senin bildiklerine. <laughs> Buyurun. Elhamdülillah. Şöyle bir temel mesele var. Nazif Bey'in <laughs> anlattıklarında Türkiye'de bu FETÖ meseleleri tartışılıyorken bir noktadan sonra tartışma şuna dönüyor. E, ...tencere dibin kara, seninki benden kara... ...geçmişte sen de şunu yapmıştın, bunu yapmıştın... Ya ben öyle. ...şimdi şöyle bir sıkıntı var... ...şöyle bir sıkıntı var... ...FETÖ dediğimiz örgütü başından beri ben söylüyorum... ...FETÖ... E, ...demokratik sisteme... ...demokratik sistemin zaaflarını, boşluklarını... ...kullanarak sızan bir terör örgütü... ...orduya sızdı, istihbarata sızdı... ...her yere sızdı... ...siyasete de sızdı, başka kurumlara da sızdı ve... Bu 10 sene önce başlamadı, 20 sene önce başlamadı. Ta 1980'lere kadar gidiyor bir hikaye. Dolayısıyla FETÖ'nün bu girişimlerine baktığınız zaman şimdi Meral Hanım'la ilgili olan burada konuşulan şeyler, tartışma. Bu şöyle şu manaya gelmez. Meral'in başından beri FETÖ'ye gönlünü vermiş, FETÖ'nün işte askeri olmuş bir siyasetçidir. Böyle bir şey söylemek mümkün değil böyle bir şey. Ama FETÖ ne yapar? Manipüle eder. Bazı partiler içerisindeki ayrılıkları manipüle eder, MHP'de yaptığı gibi. Yahut bazı siyasetçileri, efendime söyleyeyim, e, yanaşır, bunları kullanır. E, bazı siyasetçiler de geçmişte çünkü bu FETÖ'nün aynı zamanda da değil mi bir terör örgütü olduğu bilinmiyordu. Bazı insanların, bazı kişilerin, bazı grupların bunlarla ilgili e, eleştirileri vardı, şüpheleri vardı, bazılarının tespitleri vardı ama toplumun geneli yani değil mi? Şu darbe olana kadar hatta kimin inanırdı yani bunların orduya bu kadar sızdıklarını kom de, değil mi? Genelkurmay başkanını esir alacak kadar derecede sızdıklarını yani kim söylesek kimse inanmazdı bunların. Peki. Ama bu gerçekleşti. Dolayısıyla yani siyasetteki şeyleri de bunların bu geliyorlar bir partiye girerler. O partideki çeşitli ayrılıkları, gayrılıkları manipüle ederler. Siyasetçileri kullanırlar. Yani bunların operasyon tarzı bu. Her şeyden önce. Dolayısıyla Meral Hanım'la ilgili olan da yani ben bilmiyorum Mehmet Bey neyi kastediyor ama ben şunu düşünüyorum yani İki parti, içerisindeki, parti içerisindeki özellikle MHP içerisindeki bir grup vardır. Evet onların sıkıntıları olabilir devlet beyle ya da parti yönetimiyle. Bu da gayet normal. Bunu demokratik yöntemlerle de dile getirilebilir. Bunun zaten dile getirme yöntemleri de sizin dediğiniz gibi mekanizmalar vardır. Oy toplanır, kongre çağrısı yapılır falan filan. Ama şu bunu manipüle ederek partiye bir operasyon çekmek isteyen bir arkada başka bir akıl var. Oradaki insanlar samimi olabilirler. Kendi dertlerini efendime söyleyeyim, i̇şte ilgili sıkıntılarını, anlaşabilirim. Anlaşabilirim. sıkıntılarını dile getirmek isteyebilir ama arkada başka bir hedefe ulaşmak isteyen başka Peki. bir manipülasyon var. bu konuya Bence... İsmail Bey'in de itirazını alalım. Çünkü Mehmet Bey bunu iki cümleyle açıklayacağını söylüyor. Ya belki açıklasam belki İsmail Bey de e, konuşmaktan vazgeçecek yani. Çünkü niyetim üzerinden konuşacak, e, konuşacak e, çünkü. Bir duyalım sesini. Şöyle bir, şöyle bir sıkıntımız var bizim yani. Şöyle bir sıkıntımız var. Ee, şimdi Ümit Özdağ'ın bu yapmış olduğu hareket Türk siyasetini nasıl etkileyecek? Bundan sonraki siyasi hayatımızda nasıl bir şey olacak? Daha belkilerde nasıl etkiledi? Yani ona bakmak lazım. Bir de şu var. Yani bundan yani sonrası için parti iyi program yoksa buradan güçlenerek mi çıkar? Biraz buna da bakmak lazım. Evet. Ya, ee, sonra de... siyasetçiler için söylemişler. Siyasetçileri <laughs> halk şüpheyle mi bakacak? Ya bunlar FETÖ'cü olabilir diye. Hakkınlarında istihbarat raporu mu gerekecek? İstihbarat raporu alanlar FETÖ'cü değil diye mi geçecek? Ya da bilinmeyenlerce değil diye mi geçecek? Yani e, yani demok, demokrasinin dışına çıkıyoruz. Evet şey önemli bu tip suç işleyenleri e, adaletin yakalaması görevi ne olursa olsun işte anayasayı e, koruma e, dairesi gibi Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de bir e, ee, iç olsun diyoruz. Hep bunu söylüyorum şeye. Yani o ayrı bir konu. O, o, takip eder bunları. Ama öyle bir mekanizmanız yoksa yani gidip de git bana siyasetçiden e, şey adli rapor ister gibi e, şey, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan rapor mu getireceğiz? Ya da Milli İstihbarat Teşkilatı rapor verdi. Bu FETÖ'cü değildir diye. Ya da şucu, şucu değildir diye. Ne yapacağız? O zaman bu adam temiz mi bakacağız? Yani burada liderin de özellikleri var, liderin de yapması gerekenler var. Yani biz bir sorundan dolayı bütün siyaseti bağlıyoruz, kişiselleştiriyoruz. Ben sayın metinlere e, söylerken onun için gülüyorum. Yani e, aslında bu işi kişileştirmemek lazım, kişiselleştirmemek lazım. Kişiselleştirdiğimiz zaman Bey, yani o zaman yine girmek biz, e, istemiyordum. Bizim siyasete yapmam bir şey faydalanamaz. E, girmek istemiyordum ama söylemeden edemeyeceğim artık tam lafı geldi. Yani şimdi Bahçeli'ye karşı geldi diye Meral Hanım'ı böyle bir şeyle yani ima da olsa suçlamak gerekirse o zaman Ayıptır söylemesi ama yani e, Ümit Özdağ da Bahçeli'ye karşı geldi. Ona da mı söyleyelim? O zaman ona da söyleyelim. Herkese evet. söyleyelim. Yani mantık böyle geliyor. Evet, Düz evet, mantık bak. Yani bu, bu yanlış yani burada. Yani yanlış, yanlış şeyler. Siyaseti, Allah korusun. Siyaseti kirletmememiz gerekiyor. Peki bir ya. Mehmet Bey e müsaade edelim Hayır, o halde. Niye söylemediğim ne sözleri söylemişim? Ne demek istediğini söylemişim. bir açıklasın. Ya bak açıklasın. demiyoruz. O akla gelirdi. gelir. Dakika, ben, ben. O da Ümit Özdağ da Bahçeli'ye karşı geldi. Evet peki. Yani o da mı Alalım dedi? yanıtı. Mehmet o zaman Bey. ona da diyelim. Bir açıklayın ne demek istediniz. Allah korusun. Bir, lafın tamamı akıllıya denmez çünkü karşımda çok akıllı bir insan var. Onun için lafımı tartarak konuşacağım. Çok teşekkür ederim Mehmet sana. Gerçekten çünkü Sen de aklına verirsin. ve yok, ilgine ilgim yetişmiyor. beyler. Şimdi dediğim şey şu. ABD'nin başını çektiği üst akıl, Türkiye siyasetini dizayn etmek istedi. FETÖ sadece bir aparattı, bakınız. Terör örgütü kendi başına değil, Amerika'nın bir aparatı. Yani darbe yaptığı zaman sadece darbe yapmak istemedi ülkenin doğu güney doğusunu da şu an Amerika'nın paramiliter güçleri olarak sınırda bekleyen o PKK'ya, YPG zaten peşkeş çekici. Sınırları açacaklardı, geleceklerdi. Kantonal yönetimlerine doğu güney doğu katacaklardı. Plan proje buydu. Küçültülmüş bir Türkiye, ekonomisi çökertilmiş bir Türkiye, siyasal istikrarsızlık içinde olan bir Türkiye ve Amerika'ya boyun eğen, biat eden bir Türkiye. İstedikleri Türkiye buydu. FETÖ bunun bir aparatıydı bakınız. Bunun önünde engel teşkil eden partiler vardı o dönemde. AK Parti'nin dışında. Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin başını çektiği MHP vardı. Bir de Sayın Baykal'ın başını çektiği Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Amerika derin devleti, Amerika'nın temsil ettiği üst akıl FETÖ üzerinden MHP'nin içine yönelik bir hamle yaptı, yapmak istedi. Tabii ki Sayın Bahçeli'nin yönetim tarzından rahatsız duyanlar vardı. İşte başka türlü niyetlerle Sayın Bahçeli'nin yerine geçmek isteyenler vardı. Ben herkesi Sayın Bahçeli'ye duydukları hastalıktan dolayı kongre isteyen herkesi FETÖ'cü diye ilan etmedim. Ama o tarihte Bahçeli liderliğini FETÖ, FETÖ'nün arkasındaki güçler kendileri için bir tehdit unsuru olarak gördükleri için Operasyon çektiler. FETÖ üzerinden bir operasyon dilerim. Neden, neden tehdit gördükleri de Bahçeli, Sayın Bahçeli'nin 15 Temmuz sonrası aldığı tavırla ortaya çıkabilir. Tabii. Burada ama, ama, ama burada Meral Akşener ve Koray Aydın direkt isim olarak kullanılıyor. Şimdi Bu, ben bitireyim mi? Ya bitir de. Meral Akşener'i direkt FETÖ operasyonunda aparatıdır dedin. Yarın akşam belki bunlar ya müsaade Bir haber edin. olacak. Müsaade edin ya biz biz de siyasetçiyiz. Meral Hanım'ın bize yönelik, genel başkanımıza yönelik, başkalarına yönelik söylediği zehir zemberek sözler. E, lütfedin de biz de böyle nezaketen birkaç cümle söyleyebilelim yani. Ne Meral Akşener'in dokunulmazlığı Yo, yok. Yok estağfurullah zaten tartışıyoruz. Tartışıyoruz de tamam. hakkın yok demek ki. Hakaret etmiyoruz ki. ki. MHP'ye Sayın Bahçeli'nin şahsında onu devirmek için FETÖ tarafından bir siyasi operasyon yapıldı. Evet. Bir. Bir. Anladın mı bu? Bir diyorum. İki. Onu ben de söyledim. İki. Bu operasyonda evet. Meral Akşener başı çekiyordu. Abi bir kısım arkadaşlarım. Üç. Bu Meral Akşener'in FETÖ'cü olduğu anlamına gelmez. Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun da Pensilvanya'nın amaçları doğrultusunda hareket ediyor olsa bile FETÖ'cü olduğu anlamına gelmeyeceği gibi. Yani siz diyorsunuz ki aslında bilerek ya da bilmeyerek, bilmeyerek alet oldu. FETÖ'nün bu operasyonu Kılıç, Meral Akşener'in de liderliğin önünü açacağı için belki de sayık ne olursa olsun. Ama o tarihte Sayın Bahçeli'nin liderliğine yönelik yapılan FETÖ'cü hamlenin başını Sayın Akşener çekiyordu. İki, bunu söylerken Meral Hanım'la birlikte Bahçeli'den rahatsızlık duyan herkes FETÖ'cüdür demedim. Bunu diyecek kadar da aklıma peynir ekmekle yemiş değilim. Siyaset de bilirim, ahlak da bilirim, e, tamam. edep de bilirim, nezaket de bilirim. Hukuk da bilirim. Elimde belge bilgi olmadan. Peki Onun aynı dönemde anladık canım. Ama direkt merak, isim var bu. İsim veriyorsun. Allah'ım ya ben... ya ismi hangi bağlam içinde söylediğimi tekrar mı bu Kemal bu, bu, bu hakikaten bazen diyorum ki Fransız Hakan hakikaten öyle Türkçe konuşuyorum Fransızca tercüme ediyor. Hiçbir ülkücü aynı, Erzunlu aynı dönemde da Hanım, ya, aynı dönemde sana. Aynı dönemde Sayın Baykal'a, Amerikan arşivlerine bakınız, Wikileaks belgelerine bakınız. Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki büyük elçiyle, Amerikan büyük elçi yaptığı yazışmalara bakınız. Baykal'ı nasıl bir tehdit unsuru olarak Amerikan siyaseti yönünde görüldüğünü görürsünüz. Kemal Bey FETÖ'cü müdür? Bana göre değildir. Ben vicdanımı atıp FETÖ'cüdür demem diyemem. Ama Kemal Bey'in siyaseti, CHP'nin siyaseti dün dönemde Pensilvanya'nın Türkiye'yi sürüklemek istediği amaca uygun bir siyaset midir? Evet, öyledir. Peki, FETÖ'cüler CHP'nin içine bir biçimde sirayet etmemişler, etmişlerdir. Hem de en tepe noktasına kadar. Genel Peki, Başkan'ın mevcut. konuşma metinlerini... Bitiriyorum bir dakikaya. Bitiriyorum. Genel Başkan'ın konuşma metinlerini hazırlayacak mertebeye kadar çıkmışlar da hatta siyasalarını belirleyecek. Ve işin bir diğer yanı... CHP'nin bu ile olan iltisaklarını deşifre eden her sahici gerçek e, CHP'de partiden ihraç edilmiştir. Ben buradan Ümit Özdağ'ın Sayın ile olan çelişkisini biliyorum. Liderlik yarışını biliyorum. Ben e, Koray Aydın'a da FETÖ'cü demiyorum. Tanımam etmem bilmem. Hı hı. Tanımadığım, bilmediğim bir insana e, kara çalacak bir insan değilim. Ümit Özdağ'a da FETÖ'cü demiyorum. ile nasıl mücadele ettiğini bilirim. Ama o tarihte Bahçeli'nin liderliğinden rahatsızlık duyanların şeyin herkes bir araya geldi. Ama bu operasyon arkasında FETÖ vardı, FETÖ aklı vardı, Amerikan vardı. Burada Sayın Akşener'in hangi amaçla yaparsa yapsın bu siyasi operasyonda başı çektiğini söylüyorum. Peki, bu bir siyasi eleştiridir. Bir bu noktada bir sorun var dediniz. Şimdi e, sorudan vazgeçtim. Çok Ama sanki şunu sanki. anlatırım. Türkiye evet. çok acı dönemlerden geçti. İsmail Mesela, Pekin hocam bu akşam, bu akşam bizim yayınımızdan önce Fuat Oktay Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının Ahmet Hakan'la yaptığı CNN ekranlarında bir röportaj vardı. Bence onu izleyen bu milletin evlatları çok memnun olmuştur. Ben memnun oldum en azından. Hani Türk milletinin Anadolu'da niçin var olması gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini ben uzun zamandan sonra, uzun zamandan sonra değil, belki de ilk defa bu kadar sakin, samimi ve içten ifadelerle dinledim. Tabii ki e, Sayın Oktay Karabağ'da yapılan mücadeleyi, Kıbrıs'ta alınan neticeyi, Mavi Vatan diye aylardır üzerinde hassasiyetle durduğumuz alanı çok güzel ifade ederek Türk milletinin hı hı. 3. bin yıldaki olmazsa olmazlarını sıraladı. Ama biz aynı alanlarda 2004'te Anlam planıyla okuyoruz. Oralara geleceğiz. Yani oraya, bir dakika oraya ben de ben geliyorum hanım kardeşim şimdi. Yani bitiriyorum. Anlam planıyla neler yaptık? <laughs> e biz moderatör de Ermenistan'la yok Ermenistan'la o reyonlar konusunda neler yaptık? Türkiye'de neler yaşadık? O Ege adalarında ne hazin görüntülere sahne olduk. Şimdi her şeyi FETÖ aklında, FETÖ'ye bilmem nesine başlarım ama verirsek e bir de bizi idare edenler var, bizde sorumluluk taşıyanlar var değerli arkadaşlar. Yani FETÖ bize silah mı dayadı? Üçüncü bin yılın her programda söylüyorum. Üçüncü bin yılın Türk İslam dünyasının tek zaferi olan Kıbrıs zaferini Türk milleti Allah rahmet eylesin Denktaş ve arkadaşlarıyla bu Türk milletinin evlatlarıyla Bülent Ecevit'inden Necmettin Erbakan'la bu milletin en uca köşesindeki garip kuraba vatandaşına kadar sıraya girdi. Kalbi küt kütü attı. O Kıbrıs'ı nasıl verebilirdik? Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi her şey her şey böyle atmayalım. Ama bir, yer, bir yerden geçti Türkiye. Şimdi onun gibi bakın onun gibi bu partilerin kongresinin de arkasında ülkücülerin hiçbirinin şeyi yoktur. Böyle e, ülkücülerin davaları vardır. Ülkücülerin davası Türk milletinin birliği, Türk devletinin varlığıdır. Şimdi bu varlık ve birlik konusunda istismar edilen, yok. kandırılanlar vardır. Onlara ülkücüler çok rahat bir şekilde elemine edebilirler. Ettiler. Ama ettiler de tabii. Ettiler de evet. Dolayısıyla şimdi bunların üzerinden Bakın iyi de o kadar çok yani. benim bak benim arşivim kuvvetlidir. Yani hafıza arşivim kuvvetlidir. O kadar çok örnek veririm ki sonraki yıllarda. Yani sonradan işte birçok partiler seçimlere gelir, e, ülkücüler aday göstermeyecek de göstermiyoruz. Dikkat edelim der. Tak diye çıkar. Çıkar, çıkar, çıkar. Şimdi göstermiştir. Listelere bile girmiştir. Yani bunların hepsini bilirim. Ama bunlar geride kalsın. Biz Türk milletinin geleceğine koşalım. Türk milletinin sıkıntılarına rağmen birlik beraberlik içerisinde. Bakın Allah bu millete her şeye rağmen önünü açıyor. Pat hiç beklemediğimiz zamanda Azerbaycan'da bütün dünya Türklüğünün göğsünü kabartan e, bütün sıkıntılara rağmen bir mesafe alınıyor. E, Libya'da mesafe alınıyor. Efendime söyleyeyim Kıbrıs'ta Cenab-ı Allah nasip etti. Evet ben bile belki kaybedebilir endişesini taşırken elhamdülillah ya. Ya bu büyük bir mucize yaptı, tamam mı? Bir seçim aldık ve e, oyun yeniden karalıyor. Kime karşı? Bakın dün saray meydanında Kıbrıs'ın, Defkoşe'nin hemen o Ledra Palas'ın yanında, yani Rum kesimine e, en fazla 500 metre mesafedeki meydanında Kıbrıs Türk kalacaktır, Türktür Türk Türk kalacaktır diye yüzlerce insan, bak abartmıyorum binlerce diye, onun nüfusuna göre yüzlerce insan... Nasıl coşkulu bir şekilde bağırıyordu. Ağlayarak seyrediyorduk. Bunlara hasret kaldık. Niye bağırdılar? Niye Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır diye bağırdı? Demek ki Kıbrıs'ı Türklükten çıkartmak isteyenler olduğu için. Kıbrıs'ın Türklüğünden rahatsız olanlar olduğu için. Bu sloganı atıyorlardı. Elhamdülillah biz bunlarla coşan, sevinen insanlarız. El, el kelam. Bütün bunların arkasında. İşte bütün geçmişte yaşanan o anlam planında. Kimse, ya bizim bu özgür irademiz. Şey. Bana bana babam, anam, babam, dedem mezardan çıkıp ben bu ülkede sorumluluk taşısam oğlum bu Kıbrıs planı, anlam planı destekle. Baba sen mi bana bunu söylüyorsun derim ya. Hazreti Peygamber'in baba e, peygamberlerden bazılarının babalarını bile reddetmesi <laughs> kadar reddederim ya. Reddederim bunu ya. Bu aklımız var, fikrimiz var. Bu Kıbrıs verilir mi ya? Ya verilir mi? Aklımız var, fikrimiz Müthik var. Bey, Ermeni, bunları niye Azerbaycan müdahalesinde yani her şeyden vazgeçtim. Yani Azerbaycan'ın bayraklarını, Bursa'daki maçta yasaklayan bir valin emri yerine getirilir mi be?